Petroçürk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde İmlik. İnsan bedeninin bir enerji kaynağı olabileceğini biliyor muydunuz? Merak edilenlerin bu bölümünde sizlere inanılmaz bir konudan bahsedeceğiz. İnsan vücudunun elektrik üretme yeteneği. İlk olarak 1910 yılında Profesör Edgar Lee Larkin'in bir makalesinde insan vücudunun bir batarya gibi çalışarak elektrik ürettiğinden bahsedildi. Bu olağanüstü keşif, elektriğin hayatın kendisi olduğunu vurguluyordu. O dönemde yapılan araştırmalar, elektriğin hastalıkların tedavisinde de kullanılabileceğini gösteriyordu. Sağlıklı olmak, düzenli elektrik üretimiyle, hastalıksa bu düzenin bozulmasıyla açıklanıyordu. 2000'li yılların başında çekilen Matrix film serisinde de benzer bir konuya dikkat çekilmişti. Filmde insanlar makinelerin ihtiyacını karşılayacak bataryalar olarak gösteriliyordu. Ancak termodinamik yasasına göre enerji yoktan var edilemez veya yok edilemez. Bu yüzden vücudumuzun ürettiği enerji, makinelerin enerji ihtiyacını karşılamak için yeterli değil. Peki insan vücudu ne kadar enerji üretebiliyor? Günümüzde yapılan araştırmalar insan vücudunun ürettiği enerjinin düşük enerji ihtiyaçlı cihazlarda kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Vücudumuz dinlenme halinde 100 watt enerji üretebiliyor. Bu hareketlilikle 300-400 watt'a çıkabiliyor ve yoğun aktivitelerle 2000 watt'a kadar yükselebiliyor. Ancak bu enerji çoğunlukla yaşam için gerekli temel ihtiyaçlar için kullanılıyor. Vücudumuzun ürettiği enerjinin büyük kısmı boşa gidiyor. Ancak araştırmacılar bu enerjinin farklı amaçlarla kullanılabilmesi için çalışmalar yapıyor. Örneğin Amerika'daki Colorado Boulder Üniversitesi ciltle hava arasındaki sıcaklık farkını kullanarak termoelektrik jeneratörlerle elektrik üretebilen bir cihaz geliştirdi. Bu cihaz cilde değen esnek bir malzemeden yapılmış ve yüzük ya da bilezik olarak takılabiliyor. Gel gelelim, terimiz bile enerji üretmemizi sağlıyor. İnsan vücudunun ürettiği ter de elektrik üretiminde kullanılabiliyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, terin içindeki laktatın enerji üretiminde kullanılabileceğini gösterdi. Bu cihaz uyku sırasında santimetre karede 300 milijül enerji üretebiliyor. İnsan kulağı da doğal ve kesintisiz elektrik üretimi için bir fırsat sunuyor. MIT araştırmacıları iç kulaktaki elektrolit farkından yararlanarak küçük miktarlarda elektrik üretebilecek bir cihaz üzerinde çalışıyor. Peki bu enerji neleri çalıştırmaya yeter? İnsan vücudunun ürettiği enerji termal kameralarla incelendiğinde ortalama 100 watt gücünde bir ampul kadar enerji üretebiliyor. Bu enerji aydınlatma kaynaklarına yeterli elektriği sağlama potansiyeli taşıyor. Kanadalı genç mucit Ann Makosonski vücut ısısıyla çalışan bir el feneri tasarladı. Bu fener afet bölgelerinde bataryasız aydınlık sağlayabilir. Vücut ısısı aracılığıyla üretilen elektrik enerjisi farklı alanlarda büyük avantajlar sunabilir. Termoelektrik enerji üretici cihazlar Parkinson hastalığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilir. Ayrıca batarya ihtiyacı duymayan sensörler sağlık durumlarının izlenmesinde kullanılabilir. İnsan vücudunun sağladığı elektriğin kullanımı işitme engelli kişilerin işitme destek cihazlarında da fayda sağlayabilir. Gelecekte insan vücudu birçok alanda yeni bir enerji kaynağı olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak insan vücudunun batarya olarak kullanılması geleceğin en önemli konularından biri. Bu temiz enerji kaynağı çevreye verilen zararı azaltma potansiyeli taşıyor. Merak edilenlerden bugünlük bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve Petroçürk TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.